Arkadaşlar herkese merhabalar. Öncelikle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Hepimizin mübarek olsun. İnşallah önümüzdeki senelerdeki felaketlerin, kazaların, belaların, işte afetlerin, amin, önüne geçeriz. Arkadaşlar 50'lik, 80'lik bir motorumuz var. Birisi bana dedi ki bunda köprüyü geçemezsiniz dedi. Geçemezsin dedi. Diyen kişi de berber. Sallıyorum ya, yani böyle genel kültürü çok yüksek birisi. Ben de soruşturmadım. Geçemem diye düşündüm. Nasıl yaparız diye düşündüm. Biz de bir yöntem bulduk. Belki bu bulunmuş bir yöntem olabilir ama biz bulduğumuz için video çekip paylaşmak istedik. Üsküdar'a gittik. Şans eseri. Gezip dolaşırken. Orada araçlı feribot var. Motosiklet 40 TL. Verdik paramızı arkadaşlar. Karşıya geçtik. Nerede iniyorduk? Karaköy'de indik değil mi? Karaköy'de iskelesinde indik. Oradan Beşiktaş'tan, Ortaköy'den, Bebek. Bak motor var ya, karşı taraf için nimet. Milyonluk arabaların yanından böyle geçiyoruz. Yani adam almış 3 milyona hava atıyor komşusuna. Ama adam binip komşusuna gidene kadar, hava atmak için gidene kadar ben evime geri gidebiliyorum. Yani motor çok büyük bir nimet İstanbul gibi bir yerde. Bir de karşıda şunu fark ettim. Medeniyet çok yüksek. Adama hiçbir şey demiyorsun, sana yol veriyor. Bu tarafta Anadolu yakasında medeniyet seviyesi gerçekten çok düşük. Adam üstüne sürüyor, sıkıştırıyor seni mesela. Gerçekten adamların eğitim seviyesi olsun. Hak ediyorlar ya orada yaşamayı bence. Güzel günleri. Onun için arkadaşlar nasıl bir masraf açtı bize? 40 TL şey verdik vapura. Gidişte. Gelişte de 40 TL verdik, 80 TL. 150 TL attık. İşte kilometrede 1 lira yaktığını düşünün. Full depoyu eve geldiğimizde, yani Tuzla tarafında full depo bitti. Tuzla'da fulledik, Tuzla'da bitirdik. Gerçekten bir üçten bu üçe gitmişiz değil mi biz bu arada? Arnavutköy'e falan gitmedik ama şeye gittik. Beşiktaş'ta inip işte Eminönü tarafında, balıkçıların tarafında inip Sarıyer tarafına kadar çıktık. Sonra içeriden dolana dolana geldik. Bence çok büyük bir nimet. Artık kaç dakika oldu? Kesmeden söyler misin? Daha azmış. Bir şeyler daha anlatayım. Evet. Vapur akşam 9'a kadarmış arkadaşlar. Akşam 9'da 10 dakikada bir geçiyor bu arada karşılıklı. Yani indi bindi 10 dakika sürüyor arası. Akşam 9'dan sonra yokmuş. Ona göre dikkat edin. Köprüden geçer mi bilmiyorum. Ben HGS cezası yedim bir yerde. Kurtköy gişelerinde 8 TL. Hala ödemeye çalışıyoruz onu işte. Onun dışında büyük bir sorun yok. Çok güzel gezdirdi bizi. İnşallah yine hani yarın öbür gün kayışmayış. Bu arada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar motoru aldınız. 100 kilometredesiniz. YouTube'a girdiniz. 100 kilometredesiniz. YouTube'a girdiniz. Birisi paylaşmış. Bir yıllık deneyimim. O bir yıllık deneyim 4000 kilometreye tekabül ediyor. Altına şey yazmayın. Bende böyle bir sorun olmadı. Arkadaşlar 100 kilometrede sorun olmuyor. Yani bunu aldıktan sonra, bir de ben bunu anlatıyorum ya, bu motora düşman değilim. Hani kayışı koptu, bagası, düşman değilim. Başıma geldi, anlatıyorum. Ona göre temkinli kullanın. Çünkü bunu Türkiye'de 3000 kişi alsa, 3000 kişiden 2000 kişi izlese, dese ki demek ki 2 kişi binince böyle oluyormuş dese, adamları şeyden kurtaracağız. Yani burada ben motoru alıp benzin döküp yakmıyorum ki. Biniyorum, severek de biniyorum ama bazı sıkıntılar var, anlatmakta zorundayım. Yani arkadaşlar çok bilmiş arkadaşlarımız gelip de 50 kilometrede motorum, daha yeni aldım, hiçbir sorun yaşamadım, saçmalama, böyle saçma sapan videolar çekme, izleme kardeşim, izleme. Yani çok da şey değil, yani ben sen izle diye çekmiyorum bunu. Hanım ablamız Ayşe, Fatma, Huriye, işte Pakize alıyor bunu bilmeden, motor bilgisi yok. Herhangi bir sorun yaşamasın diye. Ben kadınlara özel çekiyorum bunu mesela. Değil mi? Kameraman. Yok, herkese özel. Bazı arkadaşlar, bilmiş arkadaşlar izlemesin lütfen. Ayrıca arkadaşlar videonun sonuna doğru da şeyden bahsetmek istiyorum. Bakın bu koltuklar çok güzel. Ya bunu yakından çekebilir misin? Ben değil ama burayı. Bak bu koltuklar çok güzel. Burayı. Bak ben hayvan severim ama şuralar falan kedicil mi? Şimdi bir şeyden daha bahsetmiştim, hayvanseverlikten. Bizim bir ofisimiz var arkadaşlar. İnşallah bu videoyu izlerler. Şimdi bir hayvan var, ben de besledim. Kedi besledim, köpek besledim ama böyle
o kadar çok seviyorlar ki. Onlar dışındaki herkes hayvan düşmanı. Yani böyle aman da aman falan da falan. Bir koyacağım bir tane. O insanlara zararlı insanlar arkadaşlar. Ben kedi beslemiş, büyütmüş, köpek beslemiş, büyütmüş. Bir tane de vurmamış bir insanım. Ama onlar yüzünden hayvan düşmanıymışım gibi hissediyorum. Yani bakın hayvan dostusunuz ya. Belli bir sınır çizin kendinize. Ofis ortamı. Hayvan yok. Dışarıda kabını, kacağını koy. Çok seviyorsan evine götür. Yapamıyorum arkadaşlar. Her yerde hayvan var. Onun için bu cırmıkları sizde yaşamayın diye yorum yapan ve beni bana abone olan kişiden şanslı bir kişiye bir tane koltuk kılıfı hediye ediyorum. Teşekkürler.